Türkiye'nin ilk kadın sinema eleştirmenisiniz ve aynı zamanda Türkiye'de çok okunan, bilinen bir edebiyatçısınız. Hem sinemayı hem edebiyatı bir arada götürmek nasıl bir duygu sizin için? İlk SİAD üyesiyim. Yani SİAD'a Sinema Yazarları Derneği'ne kabul edilen ilk kadınım aslında yani. Benden önce de mesela Ayşe Şasa yazıyordu onu, ben biliyorum. Yazanlar vardır mutlaka. İkisi bir arada mı bilmiyorum. Yani zaten sinemayı yazdığın zaman haliyle edebiyatın da içine girmiş oluyorsun. Benim için birbirlerinden çok ayrı düşmüyorlar yani. İkisi beraber gidiyor. Başa baş gidiyorlar. Onun için güzel bir duygu. İlk kadın sinema eleştirmeni olmak nasıl bir duygu sizin için? Nasıl bir his? Böyle aradan yıllar geçip de insanlar bana bu soruyu sormaya başladığı zaman ilk kadın sinema eleştirmeni olmak nasıl bir duygu diye. Ben hiç böyle bir ayrıcalığın farkında değil. Ancak sorulduğu zaman düşünmeye başladım. Yani şimdi bir ünvan gibi geliyor, hoşuma gidiyor ama o zaman hakikaten böyle düşünmemiştim hiç. Türkiye'de çeviri denilince akla ilk gelen isimlerden birisisiniz. İyi bir çevirinin püf noktası nedir? Büyük bir ihtimalle en iyi çevirmen olduğum için değil, Harry Potter çevirdiğimiz için ilk akla gelen isimlerdeniz. Çünkü ben yani 64 yılından beri falan çeviri yapıyordum. Hiç böyle bir halimiz yoktu daha önce, Harry Potter'dan önce yani. Çok meşhur, çoluk çocuk, herkesin tanıdığı birisi değildik. O zaman çevirmen oldu. Çevirmen, iyi bir çevirmen olmak için her şeyden önce iki dili de iyi bilmek lazım. Doğal bir şey diye düşünürsün belki ama değil, inan yani. Türkçe de bilmeyebiliyor çeviri yapan insanlar. Çeviri yaptıkları dil de yeterli derecede bilmeyebiliyorlar. Onun için kendi dilini, çeviri yaptığın dili ve mümkünse o dilin, o yazarının kültürünü de biraz bilmek lazım. İyi çeviri yapabilmek için diye düşünüyorum ben. Yıllarca TV programı yaptınız, radyo programı yaptınız, gazetecilik yaptınız, sinema eleştirmenliği yaptınız, kitaplar yazdınız, çeviriler yaptınız. Bu listeyi uzatabiliriz. Sevin Okyay için kariyerin başladığı yer, nokta neresi tam olarak? Yazı yazmak. Yazmayı çok severim. Yani zaten ben sonuçta böyle binlerce işi yapmıyorum. Yani ben sonunda yazı yazıyorum ama değişik konularda yazıyorum. Yani sinemada yazıyorum, cazda yazıyorum, sporda yazıyorum ona bakarsan. Edebiyat zaten yazıyorum. Onun için yazı, yani benim temelim yazıdır. Okumaktan hiç bıkmadım ki, hayli maymun iştahlı sayılabilirim aslında yani. Okumaktan bıkmadım, yazmaktan da bıkmadım. Çevir de artık herhalde huy haline aldı bizi. Oturduk mu hemen çevirmeye başlıyoruz. Tıkır tıkır onlar yani. Esas temelim, işlerim onlar. Harry Potter serisi dünyada milyonlarca satan, milyonlarca okur tarafından okunan bir kitap serisinden bahsediyoruz. Harry Potter serisini çevirirken sizin için nasıl bir deneyim oldu, nasıl bir çalışma süreci oldu? Biraz anlatır mısınız? Şimdi Harry Potter'ın ilk kitabını Ülkü Tamer çevirmişti. Ben ikiye aldım. Kutlukan'ı da oğlum kendime danışman aldım. Çünkü o fantastik edebiyatı daha iyi bilir benden. Sonra ama Harry'nin takvimleri sıkışık olduğu için genelinde baktım ki yetiştiremiyorum. Dedim ki Kutlukan, son 100 sayfasını sen çevirir misin bunu? Yani bölüşürüz dedim, hani 1/3, 1/2 diye. Olur dedi. O çevirdi. Ondan sonra ama çok beğendiler yani şeyden, Yapı Kredi'den. Ondan sonra Ülkü'ne bırakınca çevirmeyi, onları çevirmeyi yani. Sonuna kadar yani 6 kitap toplam. Kutlukan'la çevirdim. O nasıl oldu? Hiç, çok zordu böyle bir kişiyle ortaklaşa çevirmek. Ben daha önce böyle bir çalışmayı başarılı sonuçta sadece Yıldırım Türkel'de yapabilmiştim yani. O da bir film adıydı zaten. Türkçe'den İngilizce'ye çevirmiştik. Kutlukan'la tek kişi çevirmiş gibi oldu. Yani sonuçta biz bazen bitirdikten sonra mesela bir kitabı sorardık en yakınlarımıza. Bir bölüm verirdik oku diye. Hangimiz çevirdik bunu diye. Bilemezlerdi yani genelde. Hani belli olmuyordu. Bayağı birbirimize çok yakın yazıyorduk ama oturuyorduk, konuşuyorduk. O beni uyarıyordu bazen. Yani böyle Osmanlıcaya yakın bir dil kullanma. Bunlar çocuk, nereden bilecekler bunları? Sen Dumbledore çevirirken onu da kullanırsın diye mesela. Ron daha öbür çocuklar kadar, özellikle Hermione kadar okumaya falan böyle entelektüel yanı olmadığı için onu konuştururken dikkat ederdim. Yani Ron böyle bir şey söyler mi? Söylemez. Karakterlerine dikkat ediyorsun yani, karakterlerini nasıl konuşur diye. Bir bana bir sana diye bölümleri paylaşırdık kitap gelince. Ondan sonra da
Oturup beraber düzeltiyorduk önce. Baktık ki orada biraz tüyler uçuşuyor böyle olunca. Dedik ki tamam hadi biz yapalım, birbirimize yollayalım bunları. Düzeltelim onları. Hiç değilse sadece şeyde kavga etmiş oluyorsun o zaman. İnternet üzerinde. Ve öyle yaptık yani. İyi bir eleştirmen ve edebiyatçı olmanın yanı sıra aynı zamanda çok iyi bir okursunuz. Ben bunu çok iyi biliyorum, çok yakına takip ediyorum sizi. Sevin Okey için iyi bir okuma kültürü nasıl olmalı? Biraz anlatır mısınız? Öyle özel bir şeyim yok. Özel şey harcamıyorum işte. Çok okuyorum çünkü zaten. Çok alıyorum ve her yerde okursam ancak olabiliyor. Yani okuyabiliyorum onları. Her yerde ama. Yemek yerken okuyorum, yolda okuyorum, 2-3 saat yattıktan sonra okurum. Hayatımın bir parçası gibi, nefes alır gibi bir şey geliyor bana okumak yani. Onun için mümkün mertebe iyi kitaplar seçmeye çalışıyoruz. Peki günümüzde Türkiye'de yapılan kültür sanat yayıncılığı nasıl buluyorsunuz? Edebiyatı mı? Evet. Gayet başarılı buluyorum. Yani bayağı en azından bayağı Avrupa çapında, dünya çapında yazarlarımız var yani. Çok beğeniyorum. Şey yapmadan geride kalmadık hiçbir şekilde edebiyatta. Başka ülkelerin gerisinde kalmadık. Bayağı dışarıda eğer sunmayı ve çevirmeyi başarıp da takdim edebilirsek, okuyucuların önüne çıkarabilirsek, yani Türkçe kitapların, iyi yazarların kitaplarının çevirileri daima ilgi çeker diye düşünüyorum. Bunu buradan düşünüyorsun bir o taraftan bilemeyeceğim. Gerçekten nasıl mesela cazcılar için düşünüyorsam gerçekten iyi olduklarını, yazarlar için de aynı şeyi düşünüyorum. Şairler de buna dair yanlış anlaşılmasın. Sevin Hanım, Türkiye'de son zamanlarda mı diyeyim, son yıllarda mı diyeyim, yapılan bir tartışma var. Ben de takip ediyorum. O da şu, ölen yazarlar yaşayan yazarlara göre daha çok okunuyor gibi bir tartışma söz konusu. Sizin için ya böyle bir ayrım var mı? Gerçekten ölen yazarlar mı daha çok okunuyor yoksa yaşayan yazarlar mı daha çok okunuyor? Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani 18. yüzyıldan beri yazıyorlar. Sayıları daha fazla tabii yaşamayanların. Evet. Ama hiç böyle bir ayrım yapmak da aklıma gelmemişti yani. Onu da söyleyeyim hani ölmüş yazar, yaşayan yazar. Vallahi ben fark ettim sormak istedim. Hani böyle siz nasıl bakıyorsunuz diye. Ya mutlaka yani klasik temelin olması gerektiğini düşünüyorum insanın. Yani o ölmüş yazarları bir okuyup geçmek lazım. Ya, ama ben şöyle bir katkı sunmak istiyorum izninizle. Dostoyevski 200 senedir hayatını kaybetmiş. Hala en çok okunan yazarların birisi. Örnek. Ama halen onun kadar iyi yazar az var. Yeryüzünde yok. Evet tabii her yerde yok. Evet. Yani bence hani dünya edebiyatı, dünya tarihi bir Dostoyevski ve Tolstoy kadar iyi yazar çıkartamadığı için biz dönüp dolaşıp yine o kitaplara sığınıyoruz. O kitapları okuyoruz. Ama yani o sadece o kitapların daha iyiliğinden değil, birçok şeyin değişik olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Yani devir farklı, dünyaya bakış farklı, insan ahvali farklı. Dolayısıyla bize daha da süper ilginç gelebiliyor tabii o yüzden. Bir de ben şöyle düşünüyorum Sevin Hanım. Roman batıdan çıkma bir edebi tür. Ama bana göre edebiyatı dünyaya Ruslar öğretti. Edebiyatı. Evet. Mesela yani. Roman dışı. Roman. Yani edebiyatı dünyaya Ruslar öğretti diye benim öyle bir tezim var. Zaman olarak mı söylüyorsun bunu? Genel anlamda bunu söyleyebilirim. Hayır, şey olarak mı? Yani hani eski oldukları için, eski Rus yazarları evet, olarak mı? Yoksa evet. Rus edebiyatının ya özellikleri ya var. Bir kıyaslama diyormuş. Yapalım. Mesela İngilizler de gerçekten o bahsettiğimiz özellikle Victoria dönemindeki yazarlar, Charles Dickens, Victor Hugo ya da Fransa'ya geçelim, Balzac, Stendhal bu tür yazarlar. Ama Rusya'ya falan geçtiğimizde işte Çehov'u görüyoruz, Pushkin'i görüyoruz, Maxim Gorki'yi görüyoruz, Tolstoy'u görüyoruz, Dostoyevski'yi görüyoruz, Anton Çehov'u görüyoruz. Yani bunların eserleri, yazdıkları, çizdikleri bunlara bakıldığında daha iyi bir edebiyat anlayışı görüyorum. Daha çok böyle kalıcı, daha çok Ruslarda. Kesinlikle. Yani biraz önce bahsettik. Yani Dostoyevski gibi bir yazar yeryüzüne gelmedi. Gelmeyecek. Yani ben zaten Dostoyevski'ye bir yazar gözüyle bakmıyorum. Ben bir okurum yani. Ben ona çok başka bir gözle bakıyorum. Benim için bir yazar olmaktan daha öte bir şey yani. Depresyon, depresif bir şey evet. Var mı senin? Evet. Ha, ondan ben çok seviyorum.
Ya ben de çok seviyorum. Çok seviyorum. Zaten o yüzden ben böyle çok saplantılıyım. Ya o yüzden bayağı bir şeyim yani. Bir zaafım var. Ha, iyi ama çok iyi yazarlar tabii canım. Evet. Evet. Sevin Hanım, Türkiye'de son yıllarda polisiye edebiyatta çok ciddi bir artış var ve okuru da var ki şayet büyük bir ilgi görüyor. İyi bir polisiye nedir, nasıl olmalı? Öyle bir şey olabileceğini sanmıyorum ben yani, çünkü polisiyenin türüne göre değişiyor. Şimdi eğer katil kim olan, hani eski altın çağ İngiliz şeyleri gibi polisiyeleri kastediyorsak, yani katilin kim olduğunu sonuna kadar anlamamıza fayda var. O şekilde kurması gerekiyor. Ama şimdi araştırmacı polisiye, siyasi polisiye, bunlar da çok yazılıyor artık ve bunlar daha farklı şey yapıyor, değerlendiriliyor. Yani polisiye de tabii bütün edebiyatın diğer türleri gibi zaman içinde hayli şey yaptı, değişti. Çok daha mı iyi oldu bilemiyorum ama yani farklı en azından oldu. Önce işte köylerden ve malikanelerden sokaklara indi Amerika'da. Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Mike Hammer mesela zamanında. Ondan sonra çeşitli değişiklikler geçirerek devam etti. Sen polisiye derken genel söylüyorsun, genel, değil evet, mi? Yerli, genel. Yabancı, evet, ayrımı, evet, yapmadı. Evet. Bizde de çok eskiden beri var ki bundan bizim haberimiz yokmuş ne yazık ki. Ama Erol Üyepazarcı, Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes diye kendi tabiriyle tuğla gibi bir kitap yazdı. Biz de böylece ne kadar eski zamandan beri burada hem telif hem adapte, uyarlama polisiye yazıldığını öğrenmiş olduk. Mesela bunda da ben, hani edebiyat içinde de genelde tabii dahil olmuştum da, bunda da ben çok iyi olduğunu, çok iyi polisiyeciler olduğunu düşünüyorum. Çok kötüleri de var tabii ama yani o bir kıssas değil. Yani iyi polisiye yazılıyor, iyi polisiye yazanlar var. Kitapları başka dillere, yabancı dillere çevirilenler var, başta Ahmet Ümit olmak üzere. Evet. Şey var, mesela dışarıda polisiye yazarları dizilere, filmlere daha fazla kitap veriyorlar. Yani onları alıyorlar ve sinemacılar, yapımcılar, televizyoncular farklı bir şekilde görselliği de ekleyerek insanları sunuyorlar. Burada o kadar olmadığından şikayetçi arkadaşlar. Evet, doğru, yani aslında film de az oluyor. Yani burada iyi polisiyeciler var ve artık insanlar yerli polisiye de okuyor. Yani takip ettikleri yazarlar var ve onların yeni kitaplarını bekliyorlar, alıyorlar. Bunun da sevindirici bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Yani iyi polisiye, iyi edebiyattır, onu söyleyeyim. Yani yukarıdan tepeden bıktıracak bir edebiyat şeyi değildir, canlı değildir. Polisiye edebiyatta mutlaka ve mutlaka bir cinayet olması şart mı? Valla olsa iyi oluyor. Yani yoksa daha heyecanlı oluyor. Yani şeyde de yok mesela, olmayabiliyor. Sherlock Holmes'da da olmayabiliyor. Yani bir şey de olabilir, bir hırsızlık da olabilir, bir casusluk olayı olabilir. Onların hepsini kullanmışlar eski polisiyeciler. Böyle bilmiyorum, bir alışkanlık mı var acaba? Yani hani bir cinayet bir bulunsa iyi olur diye. Çünkü belki de insanlar o bulmaca şeyiyle, hevesiyle de okuyorlar onu. Yani hani kendileri bulmak istiyorlar tabii. Yazar açıklamadan önce kendileri bulmak isterler. Belki de cinayetten hoşlanıyorlar, bilmiyorum yani. Öyle de bir şey var. Türkiye'deki yazarlar kazanabiliyor mu? Yani emeklerinin karşılığını fazlasıyla aldığını düşünebiliyor musunuz? Ya da gerçekten fazlasıyla olmasa bile aldıklarını düşünüyor musunuz? Fazlasıyla değil bir defa, onu söyleyeyim yani. İstisnalar sayılmaz. Yani çeviriyle geçinmek de çok zordur. Ama Allah tarafından kucağına bir Harry Potter düştüyse o zaman kazanıyorsun yani. Öyle bir şey. Hakikaten öyle. Yoksa
mümkün değildir yani. Şeyde de öyle. Almaz, alınmaz yani. Öyle şey yapacak, rahat edecek paralar alınmaz yani. Tabii alanlar var. Yani ne bileyim, böyle fuar yapıldığı zaman önünde böyle dolaşıp dışarıya kadar çıkar kurdukları olan yazarlar var. Çok okunan yazarlar var ama onlar sahiden istisnai. Yani sayıları daha az. Yoksa yazarlık da çevirmenlik de bunun bir parçası olarak gene yani. İnsanı zengin etmiyor kardeşim. Rahat da edemiyorsun. Bana dediler ki sadece çeviriyle geçinemezsin. Kendine bir meslek daha bul. Ben de ne yaptım? Gittim gazeteci oldum. Ay yani ne diyeyim, sanki onu da kazanıyormuş gibi. İkisi bir arada da pek geçindirmiyor. Ya sevdiğin için yazarsın. Ben öyle düşünüyorum. Yazmayı seviyorsan ne kadar kazanırsan kazan gene de yazarsın diye düşünüyorum yani. Bir de hasbelkader çok satan bir kitap yazarsın. Belki o zaman bir parça rahat edersin falan ama yani çocuğumuza büyüyünce sen de yazar ol yavrum derken bir düşünmek lazım. Parayı biz mi vereceğiz çocuk yazarlık yaparken?